Merhaba, sizi böyle alalım. Ramazan özel bölümlerinden bir tanesiyle yine karşınızdayız. Yine çok güzel tariflerimiz var. Az sonra neler yapacağımı söyleyeceğim ama ondan önce eğer bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden sizi böyle alalım hesaplarına ulaşabilirsiniz. Eğer programımızı kaçırdıysanız, tariflerimizi alamadıysanız bize fox.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün çok güzel tariflerimiz var. Neler mi yapacağız? Hemen söylüyorum. Patates dolgulu köftemiz var. Tava çöreğimiz var. Düğü çorbası yapacağız. Güllaçımız var. Bir de benim bir tarifim var. Tavuklu dolma çanağı yapacağız. Peki bütün bunları kiminle yapacağız? Esma Hanım'la yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Malzemelerimizi sayacağız. Evet. Oldukça yoğun bir programımız var ama ondan önce hemen ben sürahimi doldurayım ki suyumuz hazır olsun. Bizim ihtiyacımız olana kadar suyumuz filtrelenir nasılsa. Biraz önce de söylediğim gibi oldukça çok şeyimiz var. Beraber yapacağız. Evet. Hemen patates dolgulu köfteyle başlayalım derim ben. Tamam, başlayalım. Tamam, başlayalım. Hemen malzemelerimizi sayalım o zaman. Patates dolgulu köfte için tabii ki iki aşamamız var. Bir tanesi iki patatesimiz var. Onu güzelce haşladık ve iyicene ezdik. İki tane domatesimiz, iki tane kuru soğanımız var. Onları da şöyle yarım halka halinde doğradık. Onlar da işin süs tarafı. Bir köfte yoğurmamız lazım. Bunun için yarım kilo kadar kıymamız var. Bir tane yumurtamız, iki dilim bayat ekmek için ihtiyacımız var. Maydanozumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, kimyonumuz ve tuzumuz var. Sonra bir de sos hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de bir çorba kaşığı domates salçamız, bir çorba kaşığı tereyağımız, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız, karabiberimiz, tuzumuz ve pul biberimiz var. Tamam. Ben hemen şimdi kıymayı getiriyorum öncelikle. Köftemizi yoğuracağız. Köfteyi yoğururken ben de aynı anda patatesin isterseniz yağını karıştırırım. Tamam, size hazırlarım. Ben sizden bir de kap rica edeyim. Tabii ki, tabii ki hemen. Eldiven de ister misiniz? Yok, hayır. Şöyle. Ben bir kere şimdi şunu aralara koymak için kullanacağız. Evet. Bu buranın patates benim, yağ benim. Şöyle yumurtayı içine kırayım ister misiniz? Evet. Şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şunları da alayım gideyim. Maydanoz da içine gidiyor. Evet, güzelce. Baharatlarımızı ekleyelim. Baharatlar eklenmeden köfte zaten olmaz. Karabiberimiz. Evet, kimyonumuz. Tuzumuz. Evet. Ve pul biberimiz. Şimdi karıştıracağız, güzel bir köfte yoğuracağız. Evet. Ben onları da sizin elinizin altından alayım. Şöyle. Ben yoğurmaya başlıyorum. Güzel bir köfte yoğuracağız tabii ki. Ben tepsimizi de çıkartayım. Şöyle. Evet. Bu tepsinin içine doldurmaya başlayacağız az sonra. Ben de şöyle şu yağımızı patatesimizi içine ekleyelim. Karıştıracağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ben de bir eldiven giyeceğim. Nasılsa az sonra köfteleri yapmaya yardım edeceğim size. Hazırlığımızı yapalım. Patatesimize biraz da tuz ekleyelim. Ekleyeceğim hiç merak etmeyin. Şunu da şimdiden çıkartayım. Sos için lazım olacak az sonra. Evet. Köftemizin şekli içli köfte şeklinde olacağı için biraz fazla yoğurmamız gerekiyor. İyice kıvam alması gerekiyor. Ben yağın yanına biraz da tuz ekliyorum. Şöyle patatesimize. Evet, iyicene yoğurmamız lazım. Çünkü bir nevi içli köfte yapar gibi az sonra köftelerin içine patates saklayacağız. Patates dolgulu köfteler hazırlayacağız. Ardından da sosunu yapacağız ama tepside çok güzel bir görüntüsü olacak. Üstüne üstlük de şöyle bir kullanışlığı var. Bunu önceden hazırlayıp bu haliyle sosunu bile ekleyip değil mi? Evet. Sosunu bile ekleyip bu haliyle bekletip iftar saatinden hemen önce fırına atmak mümkün. Evet. İşimizi kolaylaştıracak bir tarif. Şöyle patateslerin içine hemen yağımızı koydum. Elimle karıştırırsam daha iyi lezzeti geçecekmiş gibi geldi. Köftemiz de yoğruluyor. Evet.
akabinde de bu hazırlayacağım dolmalık biberlerle yapacağım dolmayı çana çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hem çok kolay, hem çok hızlı, hem de farklı bir tarif. O da yine kolay hazırlanan ve iftara değişik bir lezzet olabilecek bir tarif. Köftemiz tamam. Tamam, patatesimiz de hazır. Ben şöyle iyicene karıştırdım. Kabını değiştirmeyerek hata etmişim. Evet, hazır. Ben şimdi biraz sizden su rica edebilir miyim bunları açmak için? Tabii ki. Yok hayır, ayrı bir kaba. Ha, ayrı bir kabın içine. Ben de düşündüm ki içine birazcık ekleyip sulandıracaksınız köfteyi. Özür dilerim. Buyurunuz. Tamam. Bu şekilde. Şimdi ortasına... Aa, ben öyle yapacağımızı hiç düşünmemiştim. Ben direkt içine saklarım diye düşünmüştüm. O şekilde olur. Bu biraz daha görüntü açısından biraz daha şık. Ben kendi usulümü yapabilir miyim? Eldivenle onu yapamayacağım çünkü. Aslında eldivenle daha kolay. Elinizi suya batırıp bir deneyin isterseniz. Deneyelim bakalım. Buyurunuz. Belki patates bulaşığı çok zor olabilir. Yok bir şey olmaz. Bu şekilde şöyle açtıktan aldık. Sonra içerisini patatesle dolduruyoruz. Tamam. Ben şimdi onu direkt şey sistemi yapacaktım. Hani şöyle elinde bastır ortasına patatesi koy kapat. O şekilde de olur. Ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Sadece diyorum görüntü açısından. Şimdi görelim bakalım. Buyurunuz şurasından şöyle. Bu da bir seçenek. Bak bunu da yapabiliyorum. Evet, eldivenle daha kolay oluyormuş. Evet. Haklısınız. Böyle. Şöyle açıp içine patates koymak bir yöntem. Oldu mu? Biraz daha ince. Daha incelteyim mi? Tamam. Şöyle bayağı incelmesi İçli lazım. İçli köfteyi sık yapanlar çok rahatlıkla yapabilir bunu. Şimdi biz arada yaparken Esma'ya dedim ki ya herkes bunu yapamazsa ya ben bunu yapamazsam diye kaçarsa dedim. O da dedi ki tamam ortaları da yuvarlak yapalım o zaman. Şimdi bir, içli köfte yapar gibi ortasını açabilir ve içine patates doldurup yuvarlayabilirsiniz. İki, benim elimdeki gibi gördüğünüz gibi böyle yapıp bunu göbeğine yani poğaça yapar mantığıyla. Evet. Tabii ki bunun köftesi biraz daha kalın olur ama hiç fark etmez. Şöyle elinizle içine patateslerini gömerek... Elinizde yuvarlayabilirsiniz ve bu haliyle de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki seçenek de söz konusu. İkisi de kolay. Eğer içli köfte yapmaya eliniz alışıksa elbette ki içli köfte şeklini yapın ama yapamıyorsanız da bu da bir yöntem. Şimdi aralarına domates ve soğanlarını dizelim. Tamam. Sen onları dizerken, sen onları dizerken ben de burada yağ eriteyim diyorum. Ne dersin? Ben peçete alayım. Tamam. Ha? Evet, yağ bir yandan da evet, sosunu... Tereyağı eriteceğim, sıvı yağ ekleyeceğim, evet. Salçayı içinde açacağım, biraz da su ekleyeceğim değil mi? Evet, baharatlarını da ekleyelim. Tamam, hemen. Şöyle. Hemen tereyağı içine koydum. Tamam. Şöyle sıvı yağ da içine ekledim. O şöyle birazcık erisin, hemen salçayı da içinde eriteceğim. Bu arada işte biraz önce söylediğim o güzel görüntü bu. Domatesle soğanları piyazlık kesilmişin de şöyle dilim dilimleri hiç bölünmemiş. Şöyle yarım dilim soğanlarımız var. Onlar da aralarına girince çok güzel bir görüntü oluşturacak. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi soğanlarımızı da dizelim. Buyurunuz. Kalan domatesle tamam ben dizelim. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Tamam. Ben de o arada yağ eritiyorum. Şöyle. Birazcık sıvı yağ, birazcık tereyağı. Şimdi baharatları da içine ekleyeceğim. Biraz kırmızı pul biberimiz var. Şöyle. Biraz karabiberimiz var. Biraz da tuzumuz var. Beraber güzelce şöyle pişirelim. En üstüne gezdireceğiz. Önceden ısıtılmış sıcak fırınımıza. Evet. Köfte olduğu için 220 derecelere kadar açabilirsiniz. Sıcak fırınımızda güzelce pişireceğiz. Salçayı da ekledim. Şöyle birazcık açalım bakalım. Hazır olsun. Hakikaten çok güzel bir tarif. İftar öncesinde hazırlayıp, benim için en kolay tarifler bunlar. Önceden evet. Hazırlayıp özellikle son dakikada... misafir geldiğinde de hemen son dakika fırına verilebilecek bir yemek. Evet evet. Çok da şık sunumu da. Görüntüsü çok güzel. Direkt tepsisiyle de evet. Sunumunu hazırlayabilirsiniz.
gayet müsait. Şimdi arasında gönlünüze göre yapabilirsiniz. Şimdi normalde Esma buraları da mekik yapmaya alışık olduğu için aralarını normalde öyle süslüyordu. Benim hatırımı değiştirince şimdi nasıl yapsam diye düşünüyor. Ama güzel oldu. Bu arada evet içinde patates saklı ama aralarına sebze koymak da bir fikir olabilir. Evet. Değil mi? Patlıcan koymak, kızarmış patlıcan aynen koymak. Aynen öyle. Şu boşluk kalan yerleri doldurabiliriz. Yerleştirmek mümkün. Bunun içine biraz su ekleyecek miyiz? Evet, su ekleyeceğiz. Çok az bir şey, onu biraz açalım suyla. Tamam, hemen. Bir bardak kadar olabilir. Tamam. Ya da siz göz kararı koyun. Şöyle kafama göre ekliyorum. Tamam. Birazcık. Salçamız açılsın. Sosum çok da cambul cumbul soslu olmasın diye evet, düşünüyorum. Biraz da köftelerinde yağı falan çıkacak. Tabii tabii. Çok da böyle cambul cumbul soslu olmasın. Domatesler de suyunu olmasın bırakacak. Salçamız iyice açılıyor. Hemen üzerine sosunu vereceğiz. Ve fırına vereceğiz. Ardından da ben hemen dolmalık biberlerimi fırına atacağım hazırlayıp. Onun şeyini göstereceğim size, tarifini. Tamamdır bu. Tamam mıdır? Bence bu da kaynatmama gerek var mı? Biraz ısınsın. Birazcık ısınsın. Evet. Tamam, açtım. O zaman bu hazır. Şunları alıyorum. Ve şu kaynayana kadar malzemelerimi sayıyorum. Tamam. Olur mu? Hı hı, tamam. Anlaştık. Şimdi ben çok güzel tavuklu dolma çanağı yapacağım. Bunu neyle isterseniz yapabilirsiniz. Bunun için şöyle dolmalık biberlere ihtiyacımız var ama isterseniz renklerini de seçebilirsiniz. Amerikan biber diyorlar. Sarıları ve kırmızıları evet, da var marketlerde. Hani sofranızın renkli olması ve biraz daha lezzetin artması açısından tercih edebilirsiniz. Biraz unumuz var. Yumurtamız var. Bunları bulamak için kullanacağız. Ve galeta unumuz var. İçi içinde zeytinyağımız var, kuru soğanımız var, tavuk göğsümüz var. Birazcık körimiz var ya da istediğiniz herhangi bir baharat var. Ne kullanmak isterseniz. Domatesimiz var, küçük küp doğranmış ve üzerine koymak için de birazcık rendelenmiş kaşar peynirine ihtiyacımız olacak. Miktarları tamamen kendi tercihinize göre kararlaştırabilirsiniz. Çünkü yapacağımız şey çok basit. Şimdi yumurtaları kıracağım, çırpacağım. Biberleri önce una bulayacağım, ardından yumurtaya bulayacağım. Galeta ununa bulayıp fırın tepsisine koyup fırına atacağım. Fırında. Bir süre orada böyle pişecekler, hı hı, o lezzeti yerine gelecek. Aynı anda da burada tavukları soteleyeceğim soğanla. Ardı domatesini de içine ekleyeceğim. Baharatlarını lezzetlendireceğim. Sonra fırından biberlerimi alıp ortalarını doldurup üstüne birazcık, hı hı, kaşar rendesi koyup tekrar fırına atacağım. Bu kadar. Evet. Fırında olduğu için de çok hafif olur ayrıca. Ramazan'da tabii, tabii, da. Evet. Ramazan'da güzel bir lezzet. Hani evet, içine tavuk koyabilirsiniz, evet, et koyabilirsiniz. Gönlünüzden sadece sebzeli yapabilirsiniz. Mantar olabilir. Ne istiyorsanız evet, koyabilirsiniz. Evet, susunuz. Bunu evet alalım artık. Tamam mıdır? Hı hı. Tamam. Kaynamaya başladı. Vereyim. Tamam. Birazcık sıcak dikkat et yani. Tamam. Elin yalnız. Tamam. Ben de o arada şu şeylerimin, malzemelerimin hazırlığını yapayım. Şöyle bu unum. Süper. Bu galeta unum. Şuna da yumurtalarımı kıracağım şimdi. Hazır mı? Evet, hazır. Bunu verebiliriz. Süper. Fırına. Hemen bunu şöyle köftelerimiz fırına gidiyor. Tamam. 220 dereceye yükselttim. Şimdi hemen şöyle kendime bir fırın kabı hazırlayayım. Pardon, çok özür dilerim. Şuradan da bir çatal alıp, rica etsem bana yardım tabii eder misin? Ben eldivenlerimi giyerken tamam, yumurtamı çırpıp içine de birazcık tuz, hem lezzetlensin hem de daha güzel şöyle köpüklensin diye. Evet. Şimdi
biberleri alıyoruz. Önce... Tamamdır yumurtamız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Önce şöyle hafifçe bir una buluyoruz. Kuru zaten biberlerimiz. Şöyle. İçine de birazcık. Her yerini güzelce hafif unluyoruz. Ardından yumurtaya buluyoruz. İstersen ellerini hiç bulaştırma. Tamam. Ben alayım onu şöyle. Şöyle yumurtaya buluyoruz. Ve ardından da galeta unu buluyoruz. Gördüğünüz gibi her yeri çok güzel galeta unu oluyor. Şöyle. Sonra çok da dokunmadan içine böyle fırın tepsisine koyuyoruz. Bu kadar. Şöyle güzelce unluyoruz. Ardından hafif tuz ektiğimiz, isterseniz bu arada galeta ununuza istediğiniz baharatı ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Acı sevenler galeta ununa evet. Kırmızı pul biber ekleyebilir. Hepsi sizin tercihinize kalmış. Şöyle güzelce içinden tutarak yapıyorum ki dışında parmak izlerim kalmasın diye. Güzelce şöyle fırın tepsisine yerleştirmiş. Şurası açık kaldı. Onu da lezzetlendirelim. Bir yandan da içini hazırlamaya başlayacağım şimdi. Bir yandan da o arada çorbayı koyarız. Evet. Aynı anda iki tencere çalışırız. Şunları hemen hazırlayayım. Şöyle. Çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli. Çünkü galeta unu zaten lezzet veren bir şey sebzelere. Evet. Süper. Harika. Başka böyle şimdi burada çok güzel tarifler veriyoruz tabii evet. Ama Ramazan'la ilgili enteresan fikirler var mı? Ramazan'la ilgili enteresan fikirler. Genelde Ramazan'da fırın yemeği daha böyle insanlara cazip geliyor. Özellikle hani her günde misafir ağırlandığı için fırın yemekleri daha güzel oluyor. Patlıcan yemekleri, köftelerin çok değişik köfte tarifleri. Bir de fırın yemeği aslında mutfaktakini de rahatlatan evet. Bir şey. Çünkü... Öbür türlü hep bir koşturmacı oluyor. Hı hı. İftar saatine yakın yorgunluk da ister evet. İstemez çöküyor. Dolayısıyla mutfaktaki içinde biraz daha kolaylık oluyor galiba. Bir de artık iftar saati de yaklaştıkça insan çok acıkıyor. Evet. O saatte de böyle değişik şeyler istiyor. Mutfakta biraz daha işte zorlaşıyor. Evet, güzel hani kokuların fırın, gelmesi. Fırını hazırlayıp hemen sofrayı hazırlarken bir yandan da yemeğin fırından evet. Fırında pişmesi fena hı hı. Fikir evet. Değil. Hazır. İşte bu kadar. Şöyle yerleştireyim. Bunları böyle fırına atacağız. Bir süre pişireceğiz. Bu arada ben de iç malzemesini hazırlıyor olacağım. Buyurunuz. Hazır. Bunu da atalım fırınımıza. Onlar pişerken de biz iç malzemelerimizi hazırlayalım. Şimdi biberler fırında pişiyor. Köftelerimiz zaten fırında pişiyor. Ben hemen bir tava alıyorum. Aynı anda da sana bir tencere evet, getiriyorum. Evet, ben de çorbamızı koyayım. Tamam ama önce ben şöyle bir tavuğumu halletmeye başlayayım. Orada da malzemelerini sayacağım çorbanın. Şimdi öncelikle biraz önce de söylediğim gibi bir parça yağ koyacağım. Önce birazcık tavuklarımı çevireceğim. Ardından soğanları içine ekleyeceğim. Domatesleri içine ekleyeceğim. Elbette ki lezzetlendireceğim. Sonra biberlerin fırından çıktığında içine dolduracağım. Hı hı. Ve tekrar üzerine kaşar peyniri koyduktan sonra bir süre daha fırına atacağım. Ama bu arada ben bunu yaparken bir yandan da yan ocakta düğü çorbası yapacağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Kemikli ete ihtiyacımız var. Bir tane kuru soğanımız var yemeklik doğranmış. Bir tane patatesimiz var rendelenmiş. Bir tane havucumuz var rendelenmiş. Salçamız, tuzumuz ve düğümüz var. Evet, düğüm. Şimdi düğü nedir onu anlatacağız. Tamam. Nedir düğü? Düğü? Biz bu arada düğü yerine kısırlık bulgur koyduk. Düğü bulgurun çok incesi. Hı hı. Evet. Ama herkes bulamayabilir. Evet, herkes bulamayabilir. Kısırlık bulgurla da yapabilirsiniz. Hı hı. Doğru mu? Biz kendi düğümüz var, onunla yapıyoruz. Herkesin bulgurun... düğü yok şekerim. Bulgurun incesi ama artık her yerde satılıyor düğü de. Düğü de bulabilirsiniz. Evet. Bulamazsanız da evdeki bulgurla da yapabilirsiniz. Hı hı. Hani kemikli eti ele geçirdiğiniz an. Değil mi? Evet. Hı hı. Buyurunuz. Size başlayalım. De bir kaşık vereyim. Ben sizden yağ rica edeyim. Sıvı yağ. İkimizin de tenceresine birazcık yağ koyuyoruz. Yanlış ocak.
Yaktık. Şöyle. O çok harlı. İstersen yer değiştirebiliriz sonrasında. Yok, bu ocaklar kısılmıyormuş. Tamam. Bu kadar kısalayım. Etimizi kavuralım ilk önce. Etimizi güzelce kavuracağız. Kemikli ben de etimiz. Aynı anda tavuğumu kavuracağım burada. Şöyle beraber. Bu çorba özellikle çocuklar için de çok faydalı bir çorba. Hem kemik suyu, içinde de hem sebze var ve düğü de hani bulgurun incesi olduğu için çocuklar için çok tabii faydalı. Çok da doyurucu. Evet, çok da doyurucu bir çorba. Çok doyurucu, hani ana yemek yerine bile ikram edilebilecek bir çorba. Evet, beraber kavurma evet. işlemlerini yapıyoruz. Biraz sonra çok güzel bir tava çöreği yapacağız. Fırında evet. pişirmek istemeyenler için hani 5 dakikada tavada aynen, olacak evet. bir çörek. Bir de tabii ki Ramazan'ın gülü güllaç yapacağız. Güllaçsız bir Ramazan düşünülemez. Herkes kendine göre yapar ama biz klasik güllaç yapacağız. Klasik güllaç, evet. Klasik güllaç yapacağız bugün. Aslında çorba da, çörek de bizim yöreye ait bir çorba, çorbayla. Birazcık hikayelerini dinleyelim. Evet. Var mı hikayeleri? çorba, hani köyümüzün ismi bizim Bulgurlu Köyü. Onun için böyle bulgurlu tarifler çok şey. Bulgur pilavı, işte düğü çorbası. Evet, buradan Yozgat Aksağ Mardin Bulgurlu Köyü'ne de selamlarımı gönderiyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Başka böyle enteresan bulgurlu tarifler var mı? Mercimekli bulgur pilavı var. Onu da belki herkes ne lezzetlidir. evet, çok lezzetli. Ve o da hani çocuklar için gerçekten o da çok besleyici bir tarif. Mercimekli bulgur pilavı. Bulgur zaten aslında hepimiz için. hani beyaz evet. pilav yemek yerine. Bulgur pilavı sulu köftemiz için var. Çok yine sağlıklı. Bulgurla yapılan bir sulu köftemiz var. Bulgurla yapılan bir dereotlu bulgur köftemiz var. Var da var. Bir dahaki sefere de dereotlu bulgur köftesi yapalım. Tamam, yapalım. Anlaştık mı? Hı-hı. Bir sonraki ziyarette. Tamam. Evet. Etlerimiz orada kavruluyor. Bak kıstırdın ama kısınca evet. da olmadı, gördün mü? Bu ocak. Ya. Şöyle tavuklarımızı güzelce küçücük küçücük kesilmiş olmalarında fayda var tavukların. İsterseniz but, isterseniz göğüs seçebilirsiniz. Elbette ki but daha lezzetli olur. Ama tabii ki keyfinize, zevkinize kalmış. Mümkün olduğu kadar küçük kesilmesi dolmalık biberlerin içini doldurabilmek açısından işinizi kolaylaştırır. Çok büyük kesilmiş kuşbaşı. Çok kolay olmayacaktır. Hem de çok az sığacaktır. Görüntüsü de iyi olmayacaktır. İnce doğranmış tavuk bizim için yeterli. Büyük hoca geldi evet. mi sözüme? Geldi mi sözüme? Şöyle birazdan soğanlarımı da ekleyeceğim. Bir yandan da güzelce evet. Biberlerimiz pişiyor. Köftelerimiz de pişiyor gördüğünüz gibi. Onları yavaş yavaş pişireceğiz şöyle fırından. Hem biber kokusu hem de soğanların kokusu gelmeye başladı bile. Etlerimizi iyice kavuracağız dibinde. Etlerimizi önünü arkasını güzelce kavuracağız. Düdüklü de daha pratik oluyor bu. Hemen kaynadıktan sonra düdüğünü kapattıktan sonra 5 dakika kaynaması yeterli oluyor. Tencerede biraz daha pişmesi uzun sürüyor. Evet tabii. Etlerin pişmesi uzun sürecektir. Ama düdüklü de olsa önden iyicene bir evet. mühürlemekte fayda var. Lezzetlendirmek için etlerimizi. Ya da kemik suyumuz varsa onunla da hemen direkt koyulabilir bu çorba. O zaman hiç etleri yapmadan evet. ya da kuşbaşı etini koyacağız. Kuşbaşı et olur, kıyma olur. Hani ne koymak isterlerse. Yine bir et olacak yani. Evet, için. Bunun özelliği et, et suyu. Yani yavaş yavaş soğanlarımı ekliyorum. Aynı anda soğan ekliyorum. Evet. Çok patlamaya başladı, onun için ekledim hemen. Yağ var ya içinde, ister istemez. Şöyle. Soğanları da biraz soteledikten sonra. Şöyle. Hemen domatesleri ekleyeceğim ve baharatları eklemeye başlayacağım. Şimdi bir süre etlerle beraber soğanları evet. kavuruyoruz. Ardından sonra patatesler ve havuçlar patates, da içine havuç ekleniyor. Gidecek. Sonra tamam. salçamızı ekliyoruz, tuzunu atıp suyunu koyup pişmeye bırakıyoruz. Tamam. Birazcık kıstım altını.
Ben havuçlarımızı da ekliyorum. Tamam. Tavuğumuza tuz. Biraz sonra domates de gidecek. Biberler de tuzlu değil. Dolayısıyla tuza ihtiyacı olacak. Birazcık yumurtamızı tuzlamıştık lezzetlensin diye. Evet, soğanlarımız kavruluyor. Burada da soğanlarla beraber havuçlar kavruluyor. Şimdi sonra suyunu koyacağız. Patateslerimizi ekleyeyim. Evet, düdüklüde yaparsanız zaten bu kavurma işlemini çok kısa yapmanız yeterli olacaktır, evet. Değil mi? Evet. Ben de artık domatesleri ekliyorum. Bir sürede zaten fırında pişecekler. Salçamızı da ekleyelim. Tamam. Yalnız düğünü tenceremize göre ayarlarsak çünkü çok yanıltıyor. Bir anda şiştiği için düğülerimiz. Tabii. Onu çok dikkatli koymamız gerekiyor. Çok fazla değil. Şimdi böyle bir tencereye bu malzemeye yaklaşık ne kadar koymak lazım? Yaklaşık. Öyle bir... Çünkü içinde patatesle havucumuz da olduğu için yarım bardak kadar falan bu tencereye iyi gelebilir. Yeterli gelecektir. Evet. Tamam, fazla koymayın. Bir anda pilav gibi olur. Evet. Birazcık su vereyim mi sana açılsın? Yok, hayır. İster misin? Biraz kavrulsun. Biraz kavrulsun peki. Ondan sonra alacağım zaten suyu. Ben de şöyle birazcık köri ekliyorum. İyicene lezzet versin diye. Tuzu da koymuştum zaten. Tamam, suyumuzu alabiliriz. Şöyle sıcak su veriyorum. Koyalım. Bol su koyuyorum. Şimdi tamam. İçine düğü de gidince evet. İyice ne şişecek çünkü ve suyunu çekecek. Evet. Tuzumuzu ekleyelim. Lezzetini katalım. Ben sizden pul biber de rica edebilir miyim? Tabii ki. Zevkle. Yeter mi? Yeter. Tamam, pul biber de gitti içine. Düğümüzü koyuyoruz. Çok hızlı şişeceği için evet. Sizi şaşırtmasın. Çok az gibi görünüyor çünkü böyle bakıldığın için evet, ama o şişince tabii. Biraz da özleniyor. Şehriyeyi de öyledir ya. Özellikle evet, şehriyeyi de öyle. Tavuk çorbası yaparken böyle koyarken hep bir gözüne az, evet. Hep gözüne az gelir. Ama çok dikkatli koymak lazım. Sonra pilava dönüşüyor çünkü. Ben buna biraz daha su rica edebilir miyim tabii sizden? Tabii ki. Tamam. Tamam mı? Şimdi bu kaynamaya bırakalım. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Benim kapağını da kapatalım. Tavuklarım da neredeyse hazır. Bir lokma daha orada pişe dursun. Birazdan biberleri alacağım. Sıra geldi tava çöreğine. Evet. Hemen tava çöreğinin malzemelerini saymaya başlıyorum. Un, su, tuz ve maya ile güzel bir hamur tutturacağız. Ardından pişirmeye başlayacağız. Ama bu arada açarken aralarına sürmek evet. için de tereyağı ve sıvı yağ ihtiyacımız evet. var. Bu kadar. Aynen. Peki hemen malzemeleri o tarafa veriyorum ve bir yoğurma kabı da veriyorum. Sonrasını tavada pişireceğiz değil mi? Evet, tavada pişireceğiz. Tamam. Ben bir ılık su rica edebilir kapı. Miyim sizden? Tabii ki. Biraz sıcak, biraz soğuk. Evet, ılık mayalanması çabuk olsun. Tamam. Mayamızı koydum. Böyle geliyorum. Tamam. Dökelim. Bu sıcağı. O da soğuk. Biraz daha sıcak su alalım. Biraz daha sıcak. Biraz daha soğuk. Tamam, yeterli. Ilındırdım işte suyu. İlk önce mayamızı açayım ben. Tuzu içine atmıyoruz. Unun üzerine atıyoruz ki mayalanmayı geciktirmesin. Tamam. Şu yağları kenara alıyorum. Bunlar zaten birazdan lazım olacak bize. Sizden ricam, tuz atabilir misiniz? Üstüne? Tabii ki. Hemen. Buyurunuz. Bu klasik bir mayalı hamur. Şimdi
un, su, tuz ve maya ile güzel bir hamur tutturuyoruz. Daha sonra bu hamurun tabii ki mayalanmasını beklemek gerekecek. Yaklaşık ne kadar beklemek lazım? Bir saat. Biz elbette ki önceden bir tane yoğurduk burada, bir saat bekleyemeyeceğimiz için. Şimdi hamurun kıvamını gösterdikten sonra hemen ben kapları çok cıvık olmayacak, çok katı olmayacak. Biraz çok daha cıvık istiyor. Olmayan. Çok ince mi açacağız? Yok, hayır. Bu mesela bizim köyde bunu ekmek olmayınca ekmek niyetine de yeniliyor. Ha, öyle bir tamam. Hamur. Tamam, şimdi görelim bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi orada sacda yapıyorlar, biz burada tavada yapacağız. Aradaki tek fark o. Sacımız olsun çok isterdik. Acaba diyorum seneye de hala buradaysam şu köşeye bir saç mı yapsam? Süper olur. Çok keyifli olmaz mı? Ben buradan, de konuk olurum. Buradan duyurulur sevgili yapımcım. Neden olmasın? Şöyle biberlerimi yavaş yavaş alıyorum. Allah yukarıya taktım. Kendisine. Şöyle. Bir maşa yardımıyla onları ters çevireceğim ellerimi yakmadan. Hamurumuz. Söyleyin yardım edeyim, yardıma ihtiyacınız varsa. Yok, bunu aldım. Tamam. Gördüğünüz gibi pişmişler, hafif yumuşamışlar. Çok da şekillerini bozmamaya çalışıyorum. Şimdi içlerini doldurduğumda onlar dik durmaya başlayacak. Eğer istiyorsanız her zaman dolmalık malzemelere yaptığımız hileyi yapıp altından bir küçük kesik atabilirsiniz. Hiç fırına koymadan önce. O da bir seçenek. Ya da daha dar bir fırın kabına yerleştirebilirsiniz. Hamurumuz tamam. Ben sizden bir kaşık rica edebilir miyim elimi sığırmak için? Hemen. Buyurunuz. Hamurumuz hazır. Hemen oyuncu değişikliği yapıyorum. Hamur değişikliği. Buyurunuz, gördüğünüz gibi muhteşem kabarmış durumda. Bunu alalım. İşte böyle oluyor. Şimdi nasıl şekillendireceğimizi hep beraber göreceğiz. Bu hale gelmiş oluyor mis gibi. Şimdi bakalım tavanın içine nasıl gidecek. Ben de merak ediyorum. Ben orada biberlerime geri dönüyorum. Kırmızılar bir tarafa, yeşiller bir tarafa yapayım. Buyurunuz. Şimdi hamurumuzu nasıl şekillendireceğiz? Ben bir yandan da dolmalarımı dolduruyorum. İlk önce hamurumuzu bezeleyelim. Tamam. O zaman benim rahat rahat dolmalarımı dolduracak evet. Vaktim var. Şöyle içlerini dolduruyorum. Hamuru döküyorum buraya. Bir yandan da çorbamız fokur fokur kaynıyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Geliyordur herhalde sesi. Fokur fokur kaynıyor. Şimdi hamurumuzu önce bezelere ayıracağız. Ardından tek tek açmaya başlayacağız. Evet. Ben bıçak rica edebilirim ya ben alayım. Tabii. Verebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tavamız küçük olduğu için bezeleri biraz daha küçük alacağım. Tamam. Daha büyük tavalarda biraz daha büyük alınabilir. Tavanızın büyüklüğüne ya da işte eğer varsa sacığınıza göre evet. Tabii ki daha büyük yapabilirsiniz. Ama evde yapıyorsanız, küçük bir tavayla yapıyorsanız elbette ki daha küçük bir boyda hazırlayabilirsiniz. Bu arada sakın ha panik olmayın. Evet elimdeki bir metal kaşık ama teflonla sürtmeden ve kazımadan çok hafif hafif alıyorum. Karıştırma yapmadığım sadece ve sadece biberlerimi doldurduğum için bu kaşığı tercih ettim. Aksi takdirde çünkü çok rahat hareket edemeyebilirdim.
şöyle. Hemen üstlerinde kaşar peynirlerini atıyorum. Ve biberlerimi tekrar fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi. İçi zaten pişti. Biberlerini de pişirdim önceden. Şöyle kaşarları iyice eriyip üstleri birazcık kızardığı zaman dolmalık biberlerim servise hazır hale gelecek, dolma çanaklarım. Şimdi çorba burada kaynıyor. Dolma çanakları fırında, köftelerimize fırında. Bir bakalım. Evet, onlar da iyi durumda, evet. Değil mi? Bayağı güzel pişiyorlar. Birazcık daha tamam. Pişsinler. Azıcık daha pişsinler ve işte tava çöreği, evet. Buyurunuz. Şimdi biz hamurumuzu yoğurduk. Bezeledim. Bezelere ayırdık gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane bezeyi aldık, hafif şöyle açtık. Üzerine sıvı yağ ve tereyağımızı erittik. Evet. Güzelce yağlıyoruz. Yağladıktan sonra bu şekilde kapatıyorum. Evet. Bir de burasına az bir yağ. Biraz da üstüne yağ koyuyoruz. Sonrasında katlıyoruz. Öyle katlıyoruz. Şimdi bunlar dinlenecek. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. İlk açtığım, en son açtığımı ilk açacağım. Ters söyledim. Ha, tamam. Tamam. Bu şekilde dinlenecek. Hepsini yaparken ben güllece geçiyorum. Tamam. Orada onlar hazırlanırken bir yandan artık tatlını elinden aldım. Gülleci ben yapacağım. Yapacak bir şey yok. Güllec için bir paket güllecimiz var. Sütümüz var şöyle 1 litre kadar. Toz şekerimiz var. Bu biraz sizin elinizin ve dilinizin lezzetine bağlı. 2 yemek kaşığı kadar gül suyumuz var. İçini biz cevizli yapacağız bugün. Üstünü süslemek için de file Antep fıstığımız var. İsterseniz bademle süslersiniz. Canınız neyle istiyorsa süslersiniz. Şimdi büyük bir tepsi kullanacağım ama bu arada sütümü birazcık ılıtıp içine de şekerini koyup eritmem lazım. Sütün ısısı çok önemli. Çok soğuk olursa hani bu sefer güllaçlarımız tam ıslanmaz. Tabii. Çok kaynar olursa da hamur olur. Hamur onun olur. Isısı... O yüzden ılık. Evet. Ilık yapacağız. Hani şekeri eritecek kadar bir ılınma, evet. Diyelim değil mi? Elimizi çok yakmayacak. Hafif bir, tabii çok hafif bir ılınma yapacağız. Şimdiden ben kepçemi alayım. Şekerimi de içine koyuyorum. Hatta bu şeker çok bile geldi benim gözüme. Ben çok şekerli yapmam. Damak zevkine göre. Evet, damak zevkinize göre elbette ki şekerini ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz vanilya da eklenebilir. Tamamen damak zevki. Nasıl isterseniz. Mesela kimisi gül suyunu üstüne gezdirir, kimisi, evet. Sütünün içine koyar. Sen nasıl yapıyorsun? Ben bir bardak sütle üzerine gezdiriyorum gül suyunu. 2 yemek kaşığı gül suyu. Sonradan. Evet, tamam, tam olduktan sonra. O zaman... Ve ceviz kullanacaksak aynı gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Yoksa o cevizin renkleri tatlıya siniyor ya. Maalesef. O biraz riskli. Tatlıya geçiyor. Evet. Biraz da kabuğu acılaştırabiliyor, evet. Eğer çok beklerse. Ha, belki şu şekilde olabilir. Cevizlerimizi kavurup kabuklarını soyarsak o da çok böyle insanları yorar. Ya çok el alıyor canım. O kadar da tamam yani, evet. Güllaç bizim için çok kıymetli ama çok da yorulmaya gerek yok. Köftelerimize bakabilir miyiz fırındaki? Alayım mı artık onları? Biraz da evet yanmasınlar, tamam, sanki. Tamam, yanmasınlar, alayım. Hemen alayım. Şuraya. Hoppa. Birazdan dolmalık çanaklarımız da hazır olacak. Şöyle. Şimdi fırınımızın ısısını kısabilirim artık. Köfteler çıktığına göre. Tavanın altı yanıyor mu? Yanıyor. Tavamızın altını kısalım. Ben kısalım. Yavaş yavaş ilkini açayım. Bir yandan, tamam. Pişsinler. Tamam. Ben de sütü eriteyim. Güllaç yapımı çok kolay. Sütü birazcık ılıtıyoruz. Şekeri içinde eritiyoruz. Hatta altını kapatabilirim bile artık. Şöyle bir güllaç tepsisi seçiyoruz kendimize. Mümkün olduğu kadar güllaçlarınızın boyuna olabilir. Eğer büyük kabınız yoksa ya da büyük servis yapmak istemiyorsanız küçük boy güllaçlar da satıyorlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz ya da birazcık elinizle parçalayabilirsiniz. Bu bizim kabımıza neredeyse olduğu için ben şöyle birazcık bastıracağım. Şimdi üstünü sütle ıslattığımda zaten o yumuşayacak ve toparlanacak. Kat kat biraz bir tane güllaç yaprağı koyacağım. Birazcık börek yapar gibi
birazcık sütle ıslatacağım. Bir tane güllaç yaprağı koyacağım. Birazcık sütle ıslatacağım. Sonra orta kısmına cevizlerimi yerleştireceğim. Aynı şekilde üstüne devam edeceğim. Ve servise hazır hale gelecek. Birazcık dolapta beklettiğinizde de oluyor. Ne durumdayız? Ne durumdayız? İyi durumdayız. Şimdi arasında yağ olduğu için biraz... Şimdi o halini yapmıştık. Şimdi bir daha açıyoruz, evet, değil mi? Evet, şimdi bir daha açıyoruz. Şimdi hemen orayı bir daha anlatalım. Hatırlarsanız yuvarlak açtık, üstünü yağladık. Sonra şöyle zarf yapar gibi katladık. Ve sonra onu bir daha açtık. Şimdi kızgın tavamızın üzerine bırakıyoruz. Ve burada pişiriyoruz. Bence biz şöyle yapalım. Sen onu orada pişir, ben tamam. Burada güllaçları hazırlayayım. Ve bu arada biz hepsini hazırladıktan sonra soframızı hazırlayalım, karşınıza gelelim. Şimdi biz programı çektiğimiz süre içinde aslında kamera arkasında bizi izleyen iki tane minnacık göz vardı. İstedik ki finalde o da bizim yanımızda olsun diye. Büyük heyecanla bekliyor yemekleri. Güzel mi? Kendini gördü, eyvahlar olsun. Peki ellerimize sağlık. Pek bir güzel sofra oldu vallahi. Süper. Ben hemen şöyle bir tariflerin üzerinden geçiyorum. Tamam. Anlaştık mı? Bugün ne yaptık? Düğü çorbası için kemikli etlerimizi birazcık sıvı yağ ile iyicene şöyle mühürlüyoruz. Ardından soğanımızı, patatesimizi, havucumuzu, salçamızı, tuzumuzu ekliyoruz. Suyunu veriyoruz ve daha sonra da düğünü ekleyip güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Arzu ederseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Patatesli dolgu köfte için öncelikle patateslerimizi güzelce haşlıyoruz ve eziyoruz. Biraz tuz, birazcık tereyağı ile lezzetlendiriyoruz. Bir kenarda bekliyor. Diğer bir tarafta hemen bir köfte hamuru yoğuruyoruz. Bu hamur için kıymamızı, yumurtamızı, bayat ekmek içimizi, maydanozumuzu, karabiberimizi, pul biberimizi, kimyonumuzu ve tuzumuzu koyuyoruz. Güzelce yoğuruyoruz. Avucumuza bir parça köftemizi alıyoruz. Sonra parmağımızı suyla ıslatıp içli köfte oyar gibi güzelce oyuyoruz. Ortasına patatesleri dolduruyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Daha sonra aralarına güzelce yarım dilimlik domateslerimizi ve soğanlarımızı yerleştiriyoruz. Sonra hemen tavanın içinde birazcık tereyağımızı eritiyoruz. İçine azıcık sıvı yağ koyuyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Tabii ki baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Biraz da suyla açtıktan sonra sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz. Ve önceden ısıtılmış 220-225 derecelik sıcak fırınımıza atıyoruz. Piştiği zaman da servise hazır hale getiriyoruz. Tava çöreği için un, su, tuz ve maya ile güzel bir hamur tutturuyoruz. Ardından hamurumuzu bir saat kadar dinlendirip mayalandırıyoruz. Daha sonra bezeleri ayırıyoruz. Ve ayırdığımız bezeleri şöyle güzelce tava büyüklüğünde açıyoruz. Üzerini sıvı yağ ve tereyağı karışımıyla biraz yağladıktan sonra güzelce katlıyoruz. Ardından bir süre dinlendiriyoruz. Sonra bir kere daha açıyoruz. Tavamızın büyüklüğüne getiriyoruz. Ve sonra çok azıcık yağ koyduğumuz tavamızda önlü arkalı bir güzel pişiriyoruz ve servise hazır hale geliyor. Tavuklu dolma çanağı için dolmalık biberlerimizi iyice içini kesip temizledikten sonra önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve daha sonra galeta ununa bulayıp önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza o haliyle veriyoruz ve bir süre pişiriyoruz. Aynı anda da küçücük kesilmiş tavuklarımızı güzelce birazcık sıvı yağda kavuruyoruz. Ardından içine soğanımızı ekliyoruz. Daha sonra domateslerimizi ekliyoruz. Baharatlarla lezzetlendiriyoruz. İçinizden ne gelirse, biz bugün köri kullandık. Güzelce lezzetlendirdikten sonra fırından biberlerimizi alıyoruz. Ortalarına buharcımızı dolduruyoruz. Üzerine birazcık rendelenmiş kaşar peyniri koyduktan sonra tekrar fırına atıyoruz. Kaşarları eridiğinde zaten diğer bütün malzemeler pişmiş olduğu için servise hazır hale geliyor. Güllaç için güllaç yapraklarımızı yavaş yavaş alıyoruz. Tepsimize bir kat koyduktan sonra diğer tarafta hafifçe ısıttığımız ve şekerimizi erittiğimiz sütümüzle kat kat ıslatıyoruz. Aynı börek yapar gibi ortasına cevizlerimizi koyduktan sonra üzerine yine aynı şekilde devam ediyoruz. En üstüne isterseniz bir parça sütle karıştırarak gül suyu koyabilirsiniz. Arzu ederseniz baştan sütün içine karıştırarak gül suyuyla lezzetlendirebilirsiniz. Üzerinde biz Antep fıstığıyla süsledik ve servise hazır hale getirdik. Ellerinize sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Elbette tekrar beraber olacağız. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Ama bu arada bize ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden, sizi böyle alalım hesaplarından ya da Fox.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.